Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Casio SGV-100 modelini inceleyeceğiz. Çünkü bu saatin kordon değişiminin videosunu çektim. Altına özellikleriyle ilgili sorular gelmeye başladı. Şöyle saatin markasını ve modelini göstereyim. 5 alarm özelliği var, dünya saatleri özelliği var ve yine burada 20 bar olduğunu görebilirsiniz. Yine burada 200 metre özelliği mevcut. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa pilini değiştirdik. Yaklaşık 6 yıldır bu saati kullanıyorum. O zamanlar bu saatin fiyatı 250 lira civarındaydı. Şimdi özelliklerine geçebiliriz. Toplamda 4 tane tuşu var. Buralarda. Şöyle burada mod ayarı var. Tokyo. Şimdi alarm 3. Bunu değiştirelim. Buradan alarmı açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an alarm açık. Yine buradan ışığı. Alarm 4. Alarm 1. Bu şekilde biz şu anda alarm 1'i kullanıyoruz aktif olarak. Aşağı yukarı 20 saniye gibi bir süre işte dıt dıt şeklinde bir ses veriyor ve sonrasında bu ses kesiliyor. Değiştirelim. Buradan bakalım hangi saatler var. Buradan pusulaya geçtik şu anda. Ben de açıkçası tüm özelliklerini kullanmıyorum. Kronometre. Evet, alarma geçtik şimdi. Buradan değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Çok hafif bir saat. Yani kolunuzda varlığıyla yokluğu anlaşılmıyor. Plastik olduğu için. Bu şekilde dünya saatlerini görebilirsiniz. Londra, Paris, Roma gibi saatleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kahire, yani birçoğunu bilemiyoruz. Singapur ve benzeri, Tokyo gibi şeyler var. Saatler var. Yani dünyanın en önemli noktalarının saatini gösteriyor. Şu an kronometreyi başlattık. Galiba buradan durduracağız. Tekrar buradan da sıfırlayamıyoruz. Evet. Sıfırladık. Yine pusula özelliğini göstereyim. Bu şekilde düzgün bir şekilde koyduktan sonra yönü gösteriyor. Mesela şuradaki ok. Evet. Belli bir süre sonra tekrar sıfırlamanızı istiyor. Şimdi tekrar deneyelim. Evet. Şu an buradaki ok, mesela şöyle döndüreyim, o da dönmeye devam ediyor. Bu sayede kıbleyi de bulabilirsiniz. Pusulayı kullanarak mesela. Evet. Yine burada 26,6 derece. Yani bulunduğunuz ortamın derecesini de ölçüyor. Ama kolunuzda olduğu için vücut derecesinde vücut sıcaklığını da algılıyor diyebiliriz. Tekrar deneyelim. Buradaki dereceye odaklanın. Yapamadık. Evet, alarm 2. Şimdi olacak. Evet, derece. Burada 27 derece.
Şu anda 27,1 oldu. Yine burada saati görebiliyorsunuz. Tarih ve benzeri özellikleri mevcut. Şöyle ışığını da göstereyim size. Merkez bir ışık noktası yok. Gördüğünüz gibi eski asker saatlerinde şuradan bir ışık yanardı. O ışık sayesinde saatin ekranı aydınlanırdı. Şimdi biraz daha şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yakınlaştıralım. Biraz daha karanlık yapmak gerekiyor galiba. Evet. Bu şekilde ihtiyacınızı giderebilecek derecede bir ışığı mevcut. Ve saatin pili bitmeye yüz tuttuğunda, yani bitmeye başladığında yavaş yavaş size haber veriyor. Bir anda kapanmıyor. Mesela önce ışığını kullanamıyorsunuz. Sonra ekrandaki işte bu rakamlar yavaş yavaş böyle görünürlüğünü kaybediyor. Netliğini kaybediyor daha doğrusu. O yüzden saatinizin pilini de değiştirmeniz gerekiyor. Onun haricinde yorumlarda saatte yükseklik ölçme, yani rakım ölçme özelliği var mı yok mu diye bir soru gelmişti. Öyle bir özellik bu saatte mevcut değil arkadaşlar. Tekrar bu videomuzu izleyenler için kordonunun sökülmesini gösterelim. Şuradaki noktaları cımbız ve benzeri ince bir şeyle ayırıyorsunuz. Daha sonra kordon çıkıyor arkadaşlar. Onun haricinde yine buradaki dıt sesini kapatabiliyorsunuz. Yani saat başı aynı bu sesi çıkarma özelliğini de açıp kapatabiliyorsunuz. Evet, buradan alarm açma kapama özelliği. Bir de buna uzun basalım. Evet, böyle değişik özellikleri mevcut. Ayarlamak için de bu şekilde. Mesela bunu da sabah 07 50 yapalım. Birinden ileri, birinden geri gelebiliyorsunuz. İleri gidip geri gelebiliyorsunuz. Bu şekilde yaptık. Şu anda alarmımızın biri ve ikisi açık. Tekrar göstereyim. Evet, alarm 2'deyiz şimdi. Alarm 3, 4 ve 5. Bu şekilde. Yine buradan geri sayım yapabiliyorsunuz galiba. Tekrar göstereyim. Evet, buradan tekrar bir özellik var ama tam anlayamadım açıkçası. Bu şekilde 10. ayın 8 olduğunda buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca bu saatte rehber kaydetme özelliği yok. Onu da soranlar varsa buradan cevaplamış olalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.